Hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün eve bir tane su tankı alacağız. Onun için buraya geldik. Abi su tankını bir gösterseydim gözünü seveyim. Videoyu açacağım bekleyin diyorum gene de götürüyoruz. Abi böyle arkadaşlar 3 tonluk bir su tankı. Biliyorsunuz bizim evde çok büyük bir su sıkıntısı var. Ve çeşmeden de az bir şey su geliyor abi. Şimdi dedik ki madem öyle bir tane tank alalım. Tankın içine su dolsun. Güzel rahat bir şekilde kullanabilirim ama böyle kırılmasın öyle. Şimdi biliyorsun benim malım kıymetli ya biraz. 3 tonluk mal var. 3 ton değil abi. 3 ton dedi bana Orhan abi. 2800'müş arkadaşlar. Ama olsun. Gene de bu kaliteliymiş. Göster bak içine. Biberon gibi bu biberon. Aha dur. Ama. Usta. Senden ricam bunun bir özelliklerini anlatsana bize. Ya, o kadar şimdi ben yaklaşık buna 15 bin lira verdim arkadaşlar. Bu su tankına. Bu bildiğin biberon gibi acı. Nasıl yani? İçi biberon gibi kokmaz. Yosun tutmaz. Evet. Ha. Dur geleyim. Kapağını orada unutmasın. Bakayım ver. Ver içini. Hem de bunu dedim ki yazın da havuz olarak kullanacağız. Bak yıllardır burada güneşi görüyor, yağmuru görüyor, duruyor. Bir senedir duruyor burada. Kok bak içini koku var mı? Leş gibi kokuyor bu ya. Yani. Bu koku yapıyor gibi abi sanki biraz. Yok mu abi? He? Fiyat pahalı geldi sanki biraz. Hatırlamadım. İyi bu altı çeşme mi takacağız? Buraya bana takacağız. Buraya da bu girişi bu çıkışı. Burası çıkış. Bu giriş. Tamam. Bu çıkış. Buradan su dolacak he? Evet. Bizim ufak su nasıl dolacak buradan? Dolmaz. Buna şimdi ustam sağ olsun bir tane motor getirecek arkadaşlar bize. Sonra o su motorunun buna kurulumu yapacağız. Geçen getirmişti ya denemek için. Onunla bunu dolduracağız değil mi? Hayır. Bu kendi dolacak oradan akan suyla. Ya o akan suyla ufağı doldurak. Bunu motorla dolduralım. Bu hızlı dolsun. Bunu kafeslerde kullanmayı planlıyorum ben. Ufak, evdeki ufakla da o çeşmeden akan dolar. Hem daha o küçük ya. Çeşmeyle dolma şansı daha yüksek. Ya. Kafeslerde ya bak şimdi o evdeki... Abi yok şimdi motoru buna bağlayak diyorum. Bu motor hızlı olsun. Evdeki ufak olan 1 tonluk. Tamam. Bu 3 tonluk. Şimdi benim evde 3 ton suya ihtiyacım yok bence. Tamam 1 tonluk doldu diyelim hemen motoru çalışan hop dolacak. Tamam işte bu işte dolacak motorla işte. Tamam, dolar bu. Ayarlayacağım sana. Dolar bu. Şimdi başka ne alacağız? Bunu bağlayalım böyle. Gene bir boru almayalım gözünü seveyim. Ben boru almak istemiyorum bu sefer. Uçar bağlayalım değil mi bunu? Ya arkadaşlar böyle büyük durduğuna bakmayın en fazla toplasan 200 kilo falandır bu. Yoktur bile ya. Bilerek söyledim 200 kilo diye şimdi kaldıracağım biliyor musun millet ne kadar güçlüsün desin diye. Anladın mı inceyi? Ama var 200 kilo. 200 kilo var değil mi? Şimdi eve doğru bir geçelim arkadaşlar. Bahçeye bunun bir kurulumunu yapalım. Usta şimdi boru moru bir şey alacağız mı? Yapamayız bunun altına sehpa yapacağız. Şey yapacağız yükselteceğiz bunu. Kaynaklı. Niye? Kurulumunu hemen yapamayız. Gözünü seveyim kafeslerini de koyalım işte yere. Olmaz yerde. Niye? Olmaz. Sebebi olmalı bunun. He? Su gitmez. Sen bizi çeksene ya. Bu nasıl kameraman abi ya? Şimdi bunu yere koysak niye olmaz? Olmuyor yere koyduk. Bunu yükselteceğin yerden ki bu doldu mu kendi akan suyla gidecek. Buradan bastıracak. E tamam motorla doldu mu durmaz mı dedik? Ne doldu mu? Bu doldu. Benim beynimi yakma. Şimdi motoru açacağız ya. Şuna şamandıra mamandıra bir şeyler dediniz. Tamam. Motor buna su bastı mı dolduğunu anlamıyor mu motor? Şamandıra olursa anlar. Motor anlamaz. Mal mı abi niye anlamazsın ya? Motor anlamaz abi. O zaman motoru açsak ama hemen dolar doğru değil mi? Dolar. O zaman işimiz varken açacağız geri kapayacağız hemen. Siz gece o ufak suyu koy diyorsun buna. Gece doldun mu boşuna akacak sonra ben uyanana kadar. Şamandıra kapatacak mı? Bağlayacağız ona şamandıra. Şamandıra elektrisi çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor muymuş? Tabii be. Şamandıra bu depoda oldu mu su şamandırayı kaldırıyor kesiyor kendini. Allah depoda Allah. Oldum. O zaman buna motoru bağlayak abi. Buna güzel bir sehpa yapak. Evet. Aynen. Nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Elimizde hiç malzeme de yok. Var. Var mı malzeme? He? Şamandıra takma diyelim. Allah. Nasıl atladın ama? Hidrofor mu var sende? Yok hidrofor bu abi. Motoru kurmayacağız buna daha. Bunun... Ama hayır sen öyle konuşayım böyle konuşayım. Kurmayacağız mı? Ya bunu kaldıracağız. Sehpa yapacağız ya. Motora ben... gerek kalmayacak diyorum ben. Bir de ben kapağını incecik bir delik yap. Var deli. Kapakta var deli. Tamam. Tamam hadi gidelim. Abi şimdi bunu motora takacağız mı takmayacağız alalım mı? Alalım mı bu rekorlarını banalarını? Al tamam. Tamam.
Şimdi usta burada böyle konuşuyor, evde farklı bir şey yapacak herhalde. Hangisini alacağız? Bu neyle abi? He? Bu ney? Tahta mı bu? Fark eder mi örneğin? Kesme tahtası. Var ya. He. Bunu bir tane vermez mi? Ne yapacaksın onu? Abi evde kesme tahtası yaparız. He? Aydın abi ya, bunlardan hiç atık yok mu elinde fazla ya bir tane? Vardır abi. Vallahi yok. Eniştemi soralım. Lan iyi kesme tahtası olur bundan ha, ne diyorsunuz? Baksana kocaman abi. Vallahi hoşuma gitti. Bunlar örnekmiş. Neyse şimdi malzemeleri hazırlayalım. Oradan eve doğru geçelim. Oradan da kurulumunu yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi su tankımız geldi Allah aşkına. Gelin abi gel. Hayır Raşa çık. Çık. Şşt, hayır gece. Böyle geçin böyle geçin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hayır 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 hayır. Hayır çekil çekil gençler çık. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Sağ salim su tankımız geldi arkadaşlar. Az neri mi alsan? Nereye? Nereye koyacağız abi? Öyle götürmez miyiz? Bir oraya bakalım. Gel bir bakalım abi. Şimdi nereye koyacağız? Tam olarak net belli değil arkadaşlar. Orada ustayla anlaşamadık. Selam, ne yapacağız aleyküm. Ne edeceğiz? Aleyküm selam. Bayağıdır görüşmüyoruz abi. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hemen indirmeyelim. Nereye koyacağız? Bir karar verelim ilk önce. Gel. Usta şimdi bak. Benim istediğim, ne gireyim, nereye gireyim? Benim istediğim, şimdi bu ahırı yıkayabilmem lazım benim. Tamam mı? Ben diyorum ki oradaki borular var ya, o borulara bağlantı yapalım, su direkt oraya gitsin. Sen şimdi bu eski boruların çalışacağını mı düşünüyorsun? He. Niye düşünmeyeyim? Senin yeni aldığın boru da çalışmadı ki usta. Yeni de aldık, o da çalışmadı, eskiyi çalıştı. Doğru mu Orhan abi? Orhan, yalan mı söylüyorsun? Daha iyi olacak, ikisinin ortasına. Ben nereye? Ne yapacaksın suyu sen? Ya gelsene gözünü seveyim bak. Bak şimdi bak. Şimdi dedin ki istediğimi anlayacaksın. Anlıyorsun da gene. Bu kadar yükseklik yetmez mi mesela? Yeter bu yükseklik, bak bu yükseklik şu an Dogo'nun ayakları. Dogo değil mi Tyson? Tyson'ın ayaklarındayız şu an. Olur mu, Tyson'ın köftesini geçtin ya. Sen herhalde burası alçak geliyor usta. Hayır, hayır. Zeminiyle buranın zemini diyor, aynı yakınlığa geliyor. Burada da olsa bak, yine yüksek olacak. Ben diyorum ki gel. Bak burada bir boru var, görüyorsun ortada. Bu boru nereye gidiyor usta? Doğumhanenin oraya gidiyor, doğru boş mu? Boş bu boru baya, bu hidroforum borusu. Tamam işte, ona bağlantı yapacağız işte. Hayır, burada bak giden boru bu. E tamam işte, herhangi birisi işte. Aha bu boru işte. Gelen bu, boru. Buradan bağlantı yapak oraya gitsin. Bak bir tonluk buradaymış. Bu kadar yüksekteyken oraya gidiyormuş. Anlamış. E tamam, bunu gene tamir edik. Taşımaz mı bu? Bu da taşımaz gibi duruyor ki abi, esnemiş he. Tamiri yapacağız ama ne olmaz bunda. Buna da mı antipas vuracağız? Yani vurursak iyi olur. Bunu jetle kesip... Al. Ulan Orhan abi bir bismillah dur sana. Ulan Allah'a geçsin. Şimdi bunu ne yapacağız? Lazım olur. Ben de bir lazım bir şey getirdim sanıyorum. Bak usta, onu buraya bağlantısını yapak, doğumhaneye gitsin. Ben onu istiyorum. Bu tankı da eve koyarız diyorum. Anladın mı? Bence bu beyazı oraya koyalım. Bunu da evin oraya koyalım. Evet. Onu oraya niye koyuyoruz abi? Beyazı. Orada hemen bağlantı var, hemen oradan. Tamam, ben diyorum ki gözünü seveyim. O kafes için bana acı su lazım mı? Raşa dur. Abi bok temizliyorsun, tazik mazikli su. Tamam da abi gözünü seveyim. Ağrının içini nasıl temizleyeceğiz abi? Oraya da çekersin hortum. Gel, her yere gidecek. Gel. E hortuma para vereceğiz bu sefer. Vermeyeceğim, var eski hortumlardan, bunlardan yapacak. Olacak mı yani öyle? Bu 3 tonluğu, 3 tonluğu bir ikisinin arasına koyacağız. 1 tonluğu da eve koyacağız. E onu doldurması nasıl olacak? 3 tonluğu motoru takacaksın değil mi? Takacağız. Motorun bağlantısını yapacaksın, hızlı dolacak. Motorla yapacağın zaman işte yıkayacağın zaman motoru çalıştıracaksın. Tamam, 1 tonluğu da diğer akasyonu dolacak. Doğru mu? İkisi de akan suyla dolacak. İkisi akan suyla nasıl doluyor ki? Akan su şu kadar, ikisini de nasıl dolduracağız? Gözünü sevdiğim. Bu bana saldıracak. Seni sevdiğinden oyun istiyor. Sevdiğinden yapayım. Marlam, kap bakalım ustayı. Hayır. Isır bakalım kızım ustayı. Şimdi araya dedi sen ne yaşıyorsun gözünü seveyim. Allah aşkına. Buraya koyarız abi. Şu duvarın yanına bir şey yaparız.
buraya. He. Şey koyarız buraya. Lan sanki buradan buraya da alırsın, buraya da alırsın. Burası sanki önceden işaretlenmiş gibi ha. Evet. Siz neden baktınız buraya? Daha önceden ben bir ince keşif yapmıştım. He. Evet. İyi usta. O zaman bunu buraya kaldıracağız. 3 tonluğu buraya koyacağız. 3 tonluğu da şuraya mı bağlayacağız? Buradan bak buna bağlayacağız. Tamam. Bağlayacağız eğer bunlar tıkanmadıysa bir şeylerde plastik ya bu şimdi. Evet. Çalışmıyor. Evet. Bundan her yere gidecek su. Oraya gelecek doğumhaneye. Oraya da gelecek. Oraya da gidecek. Ama çok gelecek. Çok gelecek. Tamam. Kalın yani böyle. Kalın gelecek. Ama yine de basınçlı değil yani. Bu adama bakınca güresiz geliyor Allah'ını seveyim. Tazik lazım sana abi. Tazik makine lazım. Abi tazik makinemiz yok Orhan abi. Gözünü seveyim ya. Gideceğim bir tane alacaksın abicim ya. Abi alacaksın diyorsun hangi birine yeteyim? Aa tankı da getirdik abi. Tamam işte tank olduktan sonra sıra tazik. Abi bir tane tazik makinem olsa onun için nasıl temizlerim biliyor musun? 1,5 milyon abonem var. Bir kişi çıkmıyor mu sana al abicim? Valla abi geçen dedi kimse çıkmıyor gözünü seveyim. Kendi imkanlarımla alayına etmeye çalışıyorum. Sen de görüyorsun yani. Evet. Kaç gün oldu? Bir ay geçirsen daha tankı yeni alabildim. Ne yapayım abi? Elimden gelen bu. Masraf çok. Masraf çok abi yetişemiyorum. Abi bir tane tazyik makinesi olsa sanki tazyik makinesi ben evde mi kullanacağım? Araba mı yıkayacağım? Yani benim bir ihtiyacım yok zaten evlatlar için istiyorum abi. Ama tazyik makinesi için de sağlam bir jeneratörün lazım ve hatta elektriğin lazım. Ne var işte oran abim getirir jeneratör. Sen onu getirir jeneratörü beğenmiyorsun mu? Beğeniyorum. O bizim işimizi görür. Hani alacak ya o da bir gün jeneratörü. Ne zaman alacak? Usta sen niye hemen araya gireyim ki? Daha almaz Orhan abi. Daha almaz. Sen olsan 50 kere almıştın şimdi. O ne alın usta? Şu boksörü sal artık ben. Şunu sal ulan. Bunu sal. Bak lafa bak. Bak abi, bak lafa bak şimdi. Ya salmıyor musun sonu ben? Sabahları falan hep salıyorum. Salmıyor mu ben? Salmıyorsun değil mi? Şu an salla ben görüyorum. Tamam da sıra marla da gözünü seveyim. Hepsinin bir sırası var. Yoksa disiplin içerisinde ilerliyor. Sana denk geldi. Kendine de denk geldi geçen. Bir boksörü sal artık vereyim. Buraya da yapabiliriz. Nereye? Burayı olmaz abi. Abi bu işi ne zaman yapacağız? Kaynakçı gelmedi. Kaynakçı ayarlamıştık arkadaşlar. Bugün gelecekti. Bunların üstüne direği yapacaktık. Öyle kaldı. Bugün aradık telefonları açmadı da. Onu halletmemizden seni seviyor. Çok yanaşma. Tankı buraya koymuş. Süslü çeksene siz diye. Taysin nereye gelin lan? Hayır oğlum in aşağı. Hayır. Hayır gözünü seveyim. Hayır. İn bakalım. İn bakalım. İn bakalım. İn bakalım. Bu da kesmeyeceksin artık. Tankı getirelim mi abi? Getirelim. O zaman oraya koyalım onu. Bir tonluk tankın eve bağlantısı nasıl yapacağız? Onu evin üstüne mi koyacağız? Bir ton herhalde ağır değil. O çatıda durur abi o ya. Durur mu? Durur abi ya. Durur. Yana falan yapılabilir yani. Onun çatı çinko ama. Çinko içine çeker abi nasıl fark etmez. Adam dandik yapmış seni. Bir bakayım ya. Babayı çok mu seviyormuş benim maçlarım babayı. Şimdi tankı götüreceğiz arkadaşlar. Ver abi sen benim sırtıma ver. Ver. Dur yavaş da. Kaldırıp ver dur. Ben alacağım alayını. Niye kaldırıyorum abi? Ya ver abi ver sen kimle uğraştığını bilmiyorum daha. Yattır şunu Yunus la. Ver abi ver Allah'ına kurban ver. Ama nereden tutacağım ki ben bunu? Tutamazsın. Tutacak yer yok olmuyor. Daha evet. Olmuyor dur. Üçgen şekilde. Gel. Abi çimlere durmuyor. Allah çık ayağımın altından kızım. Çıkın aşağı. Çimlere değdirmeyelim abi de. Kurumasın çimler gözünüzü seveyim. Abi niye bıraktın? Oradan al bırakayım. Abi çim. Ya bir şey olmaz ki. Abi nasıl olmaz çimleri kuruttuk gözünü seveyim. Vallahi çimlerin gözümün önünde kurayıp gidiyor. Olsun ne yapacağız? Bak. Biraz daha kır. Abi dur orası kırılmasın. Ben buradan kaldırıyorum. Kaldır abi. Getir abi. İndir abi şuraya bir çime indir abi. Ha. Bak bu kadar ya. Heh. Yanlış gidiyorsunuz, yanlış. Dur abi üstüme vurma. Yavaş. Usta kaldırak oradan. Tuğla kırılmasın. Kaldı. Tamam, bak bu burada kaldı. Nasıl oldu? Harika oldu. İyi değil mi? Rüzgar da tutmayacak ağaçlardan kışın. Rüzgar buradan esiyor kışın. He.
Rüzgar da almayacak, buradan iyi olacak. Evet. Yalnız buna göre demir buraya olmaz. Ben size diyeyim abi, bu çok büyük ha. Onu buraya yapamayız. Niye be abi? Çok büyük demir yapmamız lazım. Yapacağız abi. Aynı buraya kadar demir olması lazım. Ya da ayaklı bir şey yapacağız. Ya da beton atalım böyle, kalıp çakıp böyle. Usta olmaz öyle, dur. Buraya kalın demir. Böyle dediğin gibi sehpa yapacağız. Tabii sehpa. İki tarafından öyle. Sehpanın üstüne de bir tane düz tahta koyacağız. Tamam. Öyle tutar. İyi abi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Artık su tankımız da oldu çok şükür. Tabii bundan bir tane daha da lazım bana ev için. Çünkü o da çok dandik. Çürümüş artık bir tonluk, evet. Değil mi? O dandik arkadaşlar. Evet, şimdilik bir işini görür ufak da. Ya maksat şu kafesleri bir rahat yıkayayım de abi. Şuraya bir düzene sokalım. Onun için bize acil lazımdı. Hayırlı uğurlu olsun. Bir dahakine de bunun kurulumunu yapacağız. Gene motor alacağız senden. Evet. Motor dedi, Tayfun dedi. Ağustos'a kadar sen de dursun dedi. Haziran. Ağustos dedin ya usta. Haziran. Demedim mi abi Ağustos? Ben de Ağustos anladım ama. He? Haziran. Usta lafı yemek olmaz ona göre. Ha. Alır getirir geri. Ben alırım sana ya. 1,5 lira bir tane. Sen işin vallahi olduğu zaman söyle ya. Al götür. Tamam al o zaman. Allah bazdan çıktı, ben alırım sana dedi. Dedi mi Orhan abi? Dedi mi? Bu videoya 50 bin beğeni. Arasın nikahı. Kanal 30 bin abone. Kanal 30 bin abone, 50 bin beğeni gelecek. Gelsin sana alacağım pompon. Allah razı olsun, bırak kardeşim. Yapın lan açın beni. 50 bin çok dedin, 10 bin de. 10 bin de, kanal 30 bin abone. İkinci kanalı açacağım abi. İkinci kanalı 10 bin de. De 10 bin. 10 bin, 20 bin. Ya kanal 30 bin abone, gözünü seveyim. 20 bin beğeni gelecek be. Abi kanal 30 bin. 30 bin kişinin 20'si beğensin. Tamam atın lan arkadaşlar. At, beğen alacak, al. Alacak ha. Alacak. Bak duydunuz, almayan onu da söyle. Almayan. Sen söyle almayan. Gidip 1,5'luk alacağım diyor. Bak ya olmaz o. 20 bin beğeni iyisini alacaksın. Yoksa atmayız, haberin olsun. Orhan abi nereye gidiyorsun? Baksana nasıl yapmışım buraları. Allah razı olsun abi. Bak temizledim kafesleri. Alayın içimlerini biçtim. Temizledim. Yerlerdeki şeyleri de topladık. Bunun önüne giriş kapısı da yapalım. İşte onu dedim ha. Bak ustam da gelmişken. Böyle onu söyleyeyim. Şekle keseceğiz hayvanın şeyine göre. Orada 3 tane var kapı. Orada 3 tane kapımız var. Tamam onları buraya kaydedelim. Şöyle köşelere dediğin gibi bir kapı yapalım. Abi dedik şimdi içeri temizle, bunun temizliği nasıl ya olacak? Abi zor olur. Işte. Eski kişilerden... Dışarı atacağım, dışarıdan alacağım. Yok öyle de şuraya giriş çıkış sıkıntı diyeyim, kapı olmazsa. Ya orası ufacık, anladın mı? Gidelim. Buraya kapı şart. Eski kişilerden temizlemiyordu. Evet. Ya da 10 güne bir temizliyordu herhalde. Evet. Herhalde çünkü zor olur. Burası. Toprak olsa da yapınca kalıyor da. Temizlenmesi lazım. Buraya da bir kapı. 3 tane kapımız var. Bana 5 tane lazım. 5 tane daha lazım. Bir de arkada da var. Arkada kapı yok ki ama. Ne var arkada? Arkada böyle işte aynı. Kapı lazım la abi. Aa şeyden evden getireceğim ya. Evet. Evden getireceğim 10 tane kapı, köşe bent kapı. Onları buraya kaynatırız. Aa bak 10 numara fikir arkadaşlar. Onu da o şekilde hallederiz. Suyu kurulumu için ne zaman yapacağız? Yarın. Pazartesi. Anasının nikahı usta, gözünü seveyim be. Olur mu abi be desene. Yarın ya. Ben suyu nasıl kuruyorum abi sehpa almadan? Kaynakçıyı aradım, açmıyor. Bak sonra diyor ki usta işte. Sen yapıyorsun. Ama usta gözünü seveyim, kırdın alayını, Allah'ını seviyorsun. Gece yaptı be ya. Var kayıtlarını incele. Abi köpek yapmaz öyle şey. Gece yaptı be ya. Usta gözünü seveyim, nasıl düzelecek şimdi gece o? Gece yaptı be ya. Lan bundan da alay çürümüş, bunlara bir ayar vermemiz lazım ya. Abi iş yapmaz. Ha, yapıyor işte ha. Sen getir, işte getirmeyeceksin mi paket taşlarını? Yok onu nasıl getireyim abi? O kalacak orada. Parke taştan alamıyoruz ki. 15 ton taş var. Onun abi, yerisine bakarız ben. Poşet poşet böyle beton. Ne diyeyim? Beton buldu. He sana ne diyecektim abi? Gel. Gel şuna da bir bakalım da gel. O ahırın içini kireçle boyayamaz mıyız? Boyarız. O yorumlarda demişlerdi ya geçen. Kireci ıslatla duvara vur diye. Tamam boyarız. Ben beyaz olur. Bir de onun içine beyaz ıslatı koyuyorum. Tamam. O zaman onu ben bugün yapayım. Kireç var. Ya ne fırçayla, ne gerek var Allah için. Fırçayla sürülür. Tamam normal fırçayla süreriz işte. Sürülür be abi ya. Bak bu fırçayla sürülür işte. İşte bak. Aa bak gördün mü? Kireç fırçası bak. Ben bunu örümcek ağı temizlemek için aldım. Bununla gireceksin hacı. Bak. Aa. Ya dedim ki abi buraları farklı renge boyayım da beyaz iyi ya. Yok yok beyaz temiz. Kireç en iyisi be ya. Tabii. Beyaz iyi. Hem para da para vermeyecek boşuna. Plastik olduğumu olmaz. Plastik olduğumu. Olmaz mı? Niye? Boyamadan önce tamiratlarını yap. Çatlayan yerleri, tamir harcı, su. Doğru.
Ona gerek var mı ki ya? Var bak, bıçakla bir sür tamir harcını boya. Harç yapacağız he. Tamir harcı. Tamir harcı. O ne usta ya? O ne abi? Kalekim çok koyu durur oğlum. Dekoratif şeyle onları alır, sürtü sürtü ver. O neymiş öyle? Ya çatlaklar kapatıyor. Bak süpürdük abi de, su olmadan geçer mi bu? Geçmez. Bir benim şişelere su toplayıp alayım, çekmezse çekmem şu lazım. Şu altayı süpürseydim. Gitmiyor abi, gitmiyor bak. Bak ayağımı vurayım bak. Evet. Tazyik makinesi lazım abi, ya da böyle iyi bir su olacak. Fırçalayacağım bak, çıkmıyor, zorla, anladın mı bak. Evet. Su olsa bir yumuşayacak abi. Buraların biraz örümcek ağlarını aldık da, kaldı tabii, öyle birkaç tanesini yaptık. Dedim o kireç mevzunu yapacaktım, sabah dedim bir danışım yapayım. Kireci herhalde ıslatacağız. Tamam. Duvara vuracağız. Bir tane de beyazlatacaksın içine. Bembeyaz olur. Bir de tuz atacaksın. Tuz atarsan böyle dokunun beyaz olmaz. Bir de pul biber atalım, kırıp yumurtayı. Tuz ilk defa duyuyorum seni. Tuz atacaksın. Tuz benim yok. Beyaz beyaz olmaz diyor. He. Şartımın üstüm beyazlamaz diyor. Ha. Adama boşuna usta demeyiz işte. Evet. Biliyor musun? Ya. Ulan abi. Hadi çıkalım abi. O zaman arkadaşlar ben bugün de onu hallederim. Buraların boyamasını yaparım. Evlatlar gelecekler çünkü. Su işini de pazartesi mi çözeceğiz şimdi? Kaynakçıya bağlı. Evet. Olmadı yeni bir kaynakçı bakacağız. Kaynağını yaptıracağız. Ondan sonra kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Hadi tekrardan hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kısa zamanda düzenimizi iyice oturacağız. Bir diğer evlatlar kaldı. Onlar da bir gelseydi Allah'ın izniyle kafam rahatlayacaktı arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.